Merhaba. Şu an garajımız biraz dolu yine. Demirlerimiz, kablolarımız, bakır. Tam bitmedik daha. Ay yıldızımız da burada. Bayrağımız bununla kalkacak buradan. Bununla gidecek. Bunları da dolduruyorum aşağıda. Bir yer daha var Kela'da. Kila mı diyorlar artık? Türkçesi. Almancası Kela herhalde. Bu Kila da Kela'dan geliyor. Orada da birkaç şey var. Onları bunları doldurup şunun içine dolduracağım. Bunlar kalkacak tabii. Bunlar eve gidecek daha. Bütün makinelerimiz. Reklamlarımı göstermiştim herhalde son. Acayip şeyler çıkıyor ya. Ev boşaltma için de acayip şeyler çıkıyor. Bakın bu şey biletme makinesi. Şunları biletme makinesi. Bundan da hepsi dışarıdan bulduğum şeyler. Şunu satın aldım. Diğerlerini hepsini bulduk. Bunların hepsini bulduk. Bütün o kadar malzeme var ki bulduğum. Normal değil ya. Ev boşaltma işi, o yüzden bizi takip edin. Bundan sonraki boşaltma işlerini de paylaşmayı düşünüyorum. Video çekerek. En azından Almanya'da çok tutuluyor kesin. Hatta antik şeyler olduğu için şimdi onları da göstereceğim size. Şimdi buradan bir çıkayım. Bu garajım benim. Daha bura biraz daha düzenlenecek. En azından bu ortadaki tüm büyük şeyler kalktığı zaman otomatikman yer olacak biraz daha. Bakın halen bütün bunlar hepsi bulduğum şeyler. Mesela şu tamir edilmesi lazım. Bunu odunu atıyorsunuz. Odunu küçümencik yapıyor. Heksla diyorlar buna. Türkçesini bilmiyorum şu an. Heksla. Atıyorsun bunu odunu. Küçültüyor onu bıçaklarla içinde. Anasını olduğu yerde bırakabilirsin yerde. Gübre gibi olur yani. Tertemiz. Bu vetikuliyera dediğim hava almasını sağlıyor toprağın. Biçme makinesi. Burada büyük bir çimen biçme makinesi benzinli. Gözükmüyor şimdi. Bunlardan hiçbir aklınıza yani gelecek ne kadar gelemeyecek kadar çok fazla çıkıyor. Merdiveniz almak kalksanız dışarıdan 600-700 euro tutar. Bu odunlar çıktı. Bunları yakmak için kesip buraya koyuyorum. Normal değil. Vallahi normal değil. Şimdi mesela şunu göstereyim size. Buradayım şimdi. Burada da daha var. Bu işte bu eşyaları küçültüp küçültüp dediğim yere koyacağım o. Şunların içine koyacağım. Garajdaki. Bunu bile ne buldum düşünün, daha tertemiz güneşli havada aç onu yat üstüne, tam da bizim burası için uygun de, burası hazır değil daha. Bu arada çimenimiz şu an durumu bu an itibariyle. Şimdi gelelim buraya, burayı gören korkar, açık konuşayım şimdilik. Tüm bu resimler, kilim. Şimdi karanlık burası, bir dakika. Şimdi dolapların içinde de eşyalar var. Resimler var, kilimler var. Bunlar hala benim kendi eşyalar da. Orada resimler var. Haç var. Bize dinsiz ya da Hristiyan diye iftira atmak isteyenlere buradan şey vereyim biraz. Bakın Serdar'ın kelasında haç var. Kelasında. Neyse. Şimdi. Bakın burada ne var. Neyse, şaka bir kenara. Bunlar var. Bunların hepsi satılık. Hepsi. Şu bayağı pahalı bir şey de, sorun
Şimdi gözükmüyor güzel burada. Işık yok ya burada. Telefonun da ışığı olmuyor. Niye olmuyor anlamıyorum ya. Vatandaşın ışığı açılması lazım karanlık diye ama açılmıyor. Ve de yeterince karanlık değil. Bu çok pahalı bir şey. Çok ağır bir şey çünkü. Porselen. Çok eski antik balıkçılar için balık şeyleri var. Video güzel gözükmüyor. Bunların hepsini garaja çıkartacağım. Garaj ortadaki pis kalktığından sonra. Orada bir daha video çekerim. Bunların hepsi dediğim gibi oradan çıktı. Burada saatler var. Eski paralar var. Çok eski şeyler. Bunların içi para dolu. Deutsche Mark bakın. 5 Deutsche Mark. 5 Alman marka. Bunlar ya çok şey var ya. Bu Jack Daniels şeyi. Bunlar plaklar. Çok eski saatler falan var. İşte bu kadar. Bundan sonra bu ev boşaltma işlerimle de karşınızda olacağım için bunları bir göstermek istedim size. Neler çıktığını görün diye. Dediğim gibi Türkiye'de böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Ki olsa da hani, akrabalardan kimse kalmaz. Onlar oraya boşatırsa Türkiye'de. Burada öyle bir şey yok. Burada kimse kimseni ilgilendirmiyor. Umurunda değil Almanlarda. Na içine girip belki değerli bir şey varsa alırlar ama onu bile yapmıyorlar. Umurlarında değil. Hatta annesi babası yeni ölmüş insanlar burada gidip içindeki resimleri bile almıyorlar. Umursamıyorlar. Annesinin babasının. Onun için ne oluyor? Değerli şeyleri varsa onları da bilmiyorlar. Böyle kalıyor. Neyse o yüzden görüşmek üzere. Bunları da göstermek istedim. Hepiniz Allah'a emanetiniz.